Geçen hafta sonu İvedik'te yaşanan olayın sıcaklığı geçmeden tarafımıza gelen haberler istenmeyen olayların devam edeceğini göstermektedir. Bugüne kadar gerginlik stratejisiyle insanları kamplara ayırarak kampanya yapanlar aynı yöntemle sonuç almak için her yolu denemeye başlamışlardır. Devletimizin en önemli bilimlerinden ulaşan bilgilere göre 1. Bana ve ekibime yönelik ciddi bir saldırı planlandığı 2. Seçimler öncesi kaos çıkarmak için MHP'liler tarafından yapılmış gibi CHP'lerin seçim bürolarına, CHP'liler tarafından yapılmış gibi MHP seçim bürolarına provoke amaçlı saldırılar yapılacağı. 3. Bu amaçla Ankara dışından yüzden fazla silahlı provokatörün Ankara'ya getirildiği, sandıkların açılması ve sayım aşamasında kargaşa yaratıp seçimlerin sabote edileceği bilgisine ulaşılmıştır. İnsanlarımız arasında düşmanlıklar meydana getirerek sonuç alma stratejisi Ankara'mız ve ülkemiz için büyük bir tehlike içermektedir. İç barışın, kardeşliğin ve hizmetin geri plana itildiği, kazanmak için her yolun mübah sayıldığı bu yol sadece ve sadece çaresizliğin göstergesidir. Buradan siyasi görüşü ne olursa olsun, ülkem Türkiye, partim Ankara diyen herkesi sağduyuya, devletin emniyet birimlerini de tedbir almaya davet ediyorum.